Oğlum kenardan git dedi diye 5 yerinden bıçaklanan bir vatandaşın haberi bu sıradaki Adana'da yaşanıyor olay. Sevgili izleyiciler, motosikletiyle giderken önüne aniden çıkan gence oğlum kenardan git dediği için adam 5 yerinden bıçaklandı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Şimdi göreceğiz bu haberi. Bakın, yolda yürüyorlar. Motosikletin önüne çıktığı sırada, evet, orada bir, şu anda sesi görmüyoruz, sesi duymuyoruz ama kenardan git dediği için başladı bakın. 5 yerinden bıçaklanmış. Kızının evinden misafirlikten çıkan Arif Tanrıkulu motosikletiyle evine giderken ismi öğrenilemeyen bu kişi tarafından oğlum kenardan git dediği için bıçaklandı. 5 yerinden. Şimdi bu olay tabii üzücü olaylar dizisinden bir tane oluşturuyor. Peki ne yapmalıydı bu beyefendi? Ne yapmalıydı? Konuşmamızın başında söyledik. Dedik ki etrafınızdaki insanlara ne olduğunu bilmediğinizde kesinlikle hiç ses çıkarmayın ve kusurunuz varsa özür dileyin. Yoksa başınız belaya girer, adamın ne kullandığını bilmiyorsunuz. Evet. Anlatabildim mi? Bu hadise oğlum lafıyla ilintilidir. Kenardan git. Sen eğer böyle bir tehlike gördünse benim adaşım Arif Bey orada dur, kazaya meydan verme. Kaza ihtimali gittikten sonra yavaş yavaş hareket edersin. Uyarmak da bir dürtüsel davranış. Evet ama hocam sizin bu söylediğinizi yapmak çok zor. Çok zor değil. Çok zor değil. Her akıllı insan bunu yapar. Çünkü anlık bir şey, yani çarpacağım diye korkuyor ve oğlum kenardan git ya. Bu hepimiz söyleyebiliriz. Bunu yapmayacaksın. Bunu yapmayacaksın. Başına bu tür belalar gelmese gelmese günün birinde gelir. Toplumda kurallara uymayan o kadar çok insan var ki bunlarla çatışmayı göz önüne alıyorsan, kavga etmeyi göz önüne alıyorsan bu tür uyarılarda bulun. Geçmiş olsun kendisine. Tabii ki üzgünüz ama burada başlıyor iş. Peki mağdur beyefendinin eski eşi olaya şahit olmuş ve onun bir röportajı var, izleyelim bakalım. 10.30 civarlarında ayrıldığım eşim kızımın evinden çıkıp evine giderken 4-5 kişi şakalaşırken birden biri motorun önüne atlıyor. Ne olduğunu anlamayınca karşıdaki kişi direkt tokat vuruyor. Yere düşüyor. Kamera kaydında görüyoruz bunu. Ondan sonra diğer kişi de bıçaklayarak yolun karşısına kadar kovalıyor. Hastaneye kendini atarken kızımı arıyor. Beni bıçakladılar, yetişin diye. Suçlular nerede bilmiyoruz. Hayati tehlikesi devam ediyor. 5, net olarak 5 biliyoruz yani. Evet, zaten güvenlik kamerasında savunmasız zaten ya. Böyle bir şey olamaz. Hani bir böyle bir vahşet olamaz. Çocukların nasıl sokağa bırakıp da bu aileler bilmiyor mu çocuklarının eve gittiğinde bir suç işlediğini? Yani insan teslim eder. Sonuna kadar ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Çocuklarımı mağdur ettiler. Zaten hasta içeride mağdur. İşinden gücünden oldu. Ekmek parasının peşine gidiyor. Boyacıydı zaten kendisi. Zor şartlarda yaşayan bir insandı. Herhalde hocam sokakta gezen insanların büyük bir çoğunluğunun cebinde bıçak var. Ya da silah var. Evet. Geçen gün Sayın İçişleri Bakanımızın şeyi vardı. Yani kulak misafiri oldum. Ruhsatsız silahlar üzerine duyulduğu gibi çok sayıda silah var. Ruhsatsız çok silah var. Dolayısıyla hani ruhsatlı silah belirli bir kanunun şeyleri uygulanacak şeylerdir. Ama ruhsatsız silahlar ve bıçak, özellikle bıçak bir savunma aracı olarak bir yerinizde mutlaka bulunuyor. Bu haberler onu gösteriyor çünkü. Eğer siz kendinizi denetleyemeyecekseniz, böyle bir silahı yanınızda taşımanız yanlıştır. Yanlıştır. Ben hala söylüyorum. Bu 4-5 arkadaş kendi içerisinde
Muhtemelen şöyle böyle hep söylüyoruz ama ya içki aldılar ya herhangi bir şekilde bir madde kullandılar. Kendi kafalarına göre eğleniyorlar. Bu eğlenme değil tabii zehirlenmedir. Benzer bir olayda böyle bir şey çıktı. Ne oldu? Ben geçen gün birisi tineri dökmedi mi sobaya? Bu söz tiner dökmek anlamına geldi.